Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Mart Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün iki tane yerli yarışımız var. Adana gündüz 9 koşulu bir program. Akşam bu yarı programda Kocaeli'de 6 koşulu bir programımız var arkadaşlar. İki altılı programımızda her ikisi de YouTube'da yayında arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Tabii bu arada bir Amerika yarışımız var. Bir Philadelphia. Bu da gün içerisinde akşama doğru yani büyük ihtimalle 6.30-7 artık yetiştirebildiğim saate kadar yayına sokmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama sadece üyelere özel. Amerika yarışları sadece üyelere özel. Yani bunun için bunu seyredebilmeniz için arkadaşlar en azından katıl butonuna tıklayarak üyelik yapmanız gerekiyor. Yaptığınız takdirde en azından bu video ve daha sonra gelecek değişik programlardan da faydalanma şansını elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yani İnanın ben bunu isteyerek yapmıyorum ama mecburen yapıyorum bu Philadelphia yarışlarını. Hani gerekirse kanalın hepsini de üyeleri özel de yapabilirim arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani aslında durumunu gösteriyor da yani seyreden sevsin, seyretmeyen istemesin. Çünkü zaten sonuçta tuttursak da altınları tuttursak da gene bir şeyler oluyor. En iyisi bu şekilde de devam edebilirim. Zaten bugün arkadaşımızın bir tanesi inanın çok güldüm. Kusura bakmasın ben çok güldüm ama bir muhabbet oldu orada. Ya dedim en fazla dedim gezi, bunları bırakırım dedim. Gezi videoları yaparım dedim. Hatta bir arkadaşla öyle bir konuşmamız oldu. O hayvanları çek dedi. İşte bilmem neleri çek dedi. Sonra ikinci ayakta altılı gaya yatınca sen dedi en iyisi dedi şey yap dedi. Gezi videoları çek dedi. Tamam şimdi ya altılı yatınca ya tamam tepkin güzel hoş da benim kabahatim suçum ne ya? At gelmediyse ben ne yapayım? Atlar ikinci, üçüncü, dördüncü olmuşlar. Beşte kalmış kupon. Yani ben ne yapayım Allah aşkına? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ben sizlere bir şeyler kazandırmaya çalışıyorum. Peki tuttuğun zaman neden öyle bir yorum yapmadınız? En azından onu da söyleseydin keşke. Yattığı zaman hemen kalayı yapıştırıyorsun ama tuttuğu zaman çıt yok. Hani bakıyorum nereye hiçbir yerde hatta bugün bir tane sadece üyemiz katıl butonu tıklamış. Hatta iki tane üyemiz de üyeliği bitti diye yenilememiş. Yani şimdi bu kabahatli ben miyim şimdi? En iyisi vallahi doğru söylüyorsunuz. Yani gezi videosu yapayım. Başka ne yapayım ben de anlamadım ya. Ama şaka bir yana kanalı değiştireceğim. İnanın değiştireceğim. Yani stresinden. Ya şu yemek yiyeceğim. İnanın saat şu yabancı yarışı yetiştireyim. En azından 1-2 lokma bir şeyler yiyeyim diye kendimi kahrettim ya. Vallahi düştüm rezil. Bir de bilgisayar şimdi 32 bitten 64 bite çıkardık. RAM'ler yemiyor. 2 GB RAM var yemiyor. Duruyor. Kaç tane video öyle yandı. Ya bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama sizler de maşallah çok güzel destek veriyorsunuz. Yani inanın ağzım açacak kelime bulamıyorum. Boş ver diyorum artık. Gittiği yere kadar gitsin. Nasılsa ondan sonra nasılsa bir yolunu buluruz artık. Yani yapacak bir şey yok. Bir sürü konuşma var da boş verin arkadaşlar. Sizleri en azından ben kimseye suçlamıyorum. Türkiye'nin geneli böyle arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Hani her insan aynı değil. Bazı insanlar gerçekten fazlasıyla bir şeyler elini bir şeyin altına sokuyor. Hani en azından bir katkıda bulunuyor ama bizim Türk insanımız gerçekten maalesef tuttur bakın sırtına bindir onu isterseniz 50 sene sırtınızda gezdirin. Yani hiçbir ağzını açmaz. Bir gün ya bir bugün benim sırtıma binme artık bir iki dakika ben dinleneyim dediği zaman dünyanın en kötü insanı olurum. Yani bu bir gerçek yani bu yıllardan beri hep olağan şeyler yani sadece sizin suçunuz değil yani bu gelmiş geçmiş hep böyle yani o yüzden ben hiç ağzımı açmak istemiyorum ve hemen yarış yorumlar geçiyorum ama şaka değil gerçekten ben bir yolunu bulup artık en azından bana hiç vakit kalmıyor çünkü valla kanalı değiştireceğim şaka bir yana gerçekten değiştireceğim kanalı ama eli kulağında zaten bir de şimdi açıklama yaptılar bu Ramazan ayında yine büyük ihtimalle evde kalacağız yani bakın ne zorlu şartlar yaşıyorum. Bir de üstüne başka dertler var. Yani bu YouTube'la ilgili sıkıntılar var yine aynı şekilde. Yani onlara ben rağmen yine ayakta durmaya çalışıyorum ama inanın artık ayakta kalamıyorum. Yani otursam bile bir dert oluyor. O yüzden bilmiyorum artık ne yapacağız. Ama sıkıntı yok ya. Nasılsa kanalda bir sürü at yarışı yorumları verenler var. Onları takip edersiniz ya. Ne olacak ki? Onlara biraz kalay çekersiniz. Hadi gelelim yarış programına artık biraz da oradan eleştiri görmeyelim. Bu birinci koşumuz, birinci altılı ganyanımızın ilk ayı oluyor. Saat 18.30'dan itibaren bir maiden 3 yaşlı İngiliz'in 1900 metrelik kum yarışında altılı ganyanımız 10 safkanda ilk startını veriyor.
Burada benim önericem ilk safkan 4 nolu 2 benli bir general kuart temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alan bu safkan bana göre birinciliğin en güçlü adayı haline geldi. Son güzel üçüncülüğünden sonra artık safkan kendini tamamen iyi duruma getirmeye başladı. Her geçen gün de formunu yükseltiyor. Yükselten bu safkan da bana göre Maiden'dan bugün veda etmesi gerekir. Tabi ciddi bir rakibi var. Bu da 1 nolu Valor, bir Present Perfect temsilcisi. Ali Can İnci de bu aralar gerçekten formunun zirvesinde. Bugün yine iddialı ve güzel bir yarış koşturmasını bekliyorum. Zaten safkan da bayağı iyi durumda çünkü geri sayıma basmış gibi bir 4-3-2 gidiyor. Bugün bence de 4'ün en ciddi rakibi olur. Yani 4-1 biraz daha gruptan ayrılmış durumda. Yani bu iki safkanı yazıp bayağı geçebiliriz ama ta yarışı burada her türlü sonuç çıkabilir derseniz de o zaman 9 nolu Holy Princess El Corredor temsilcisi Burak Akça'yla son güzel ikincileri ilave edebiliriz. 10 nolu Marigold, bir Yonoguşka temsilcisi İbrahim Ali Ketmer'le start alan safkan yine iyi durumda ve performansını her geçen gün yine iyi duruma getiren bir isim. Ve son olarak da 2 nolu Alperen Bey, Mahmut Turan'la start alacak olan bu Doktor Fong temsilcisi de yine iyi performansıyla rakip olarak yazılması gereken isimler. Ama her şeye rağmen 4-1 ön planda, daha sonra 9, 10 ve 2 diğer önerdiğim isimler. Günün ikinci ayağına geldiğimizde İkinci ayakta şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum yarışında burada 8 safkan arası koşacak olan bu yarış bana göre günün en zorlu yarışlarından birisi. Yani burada şu kesinlikle gelemez diyebileceğim safkan yok maalesef. Ben de buraya biraz yüklenme yaptım. Burada öncelik 2 nolu Beyond Redemption, bir Kaneko'nun güzel temsilcisi Ayhan Kurşun'la startlanmış safkan. Son 2 yarışını üst üste kazanan, oldukça formda, form grafiğini her geçen gün yükselten bir isim. Bende de ilk şanslı isim olarak çıkıyor. Tabii çok ciddi bir rakibi var. 3 nolu Aliço. Yine bu mesafelerin iddialı ismi Victor Galop temsilcisi Gökhan Kocakale start alan bu safkan. Bir ileri bir geri gidiyor. Gerçi ileri kazanıyor. Geri dediğimde en azından dördüncülük, ikincilik yapıyor. Yani bu safkanın formunu diyecek bir şey yok. Hazırlık olarak da iyi durumda. 3 nolu Aliço. Daha sonra 7 nolu Spartacus. Bu Mountain Cat temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alan bu safkan da yine bu aralar gerçekten formunu yavaş yavaş artık yukarılara doğru taşımaya başlayan bir isim. Biraz da çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Bence bugün yine çok zevkli bir yarış çıkarmasını bekliyorum. 7 nolu Spartacus ve son olarak da ağır kilosuna rağmen yine formda bir isim. 1 nolu Ünlüoğlu, ağır kiloda kaldıran bir isim. Bu Anakandır Ford temsilcisi Halis Karataş da bence yazılması gereken son isim olur. 2-3-7-1 grupta bayağı ön planda bir isim. Büyük ihtimalle de bu 4 safkanın dışında pek çıkmayacak görüntüsü var. Ama çıkarsa kimler yapabilir? 8 nolu Mavi Kılıç, bu yolculuğun temsilcisi Onur Öztürk'le yine çok güzel formu, biraz 3.5 aya yakındır bir ara vermiş olsa da hazırlık olarak çok iyi durumda, iyi çalışmalarıyla bence güzel bir dinçlik yarışı çıkarabilir. Bir de 4 nolu The Last Leon, bir Liner temsilcisi Tolga Yıldız'la start almış safkanda son 3 yarıştaki güzel performansıyla rakip olacak diğer isimler. 2-3-7-1 önce 8-4'le daha sonraki önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldiğimizde, yani üçüncü ayağa, bir handikap 14 dişiler ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığım zaman, eğer burada başka bir banko adayım olmamış olsaydı buradaki 1 nolu Peggy Bundy'yi ben sizlere banko olarak önermeyi düşünüyordum. Bu Country Reed temsilcisi Halil Yolaçıcı'yla. Tabii iyi bir safkan, iyi formda, daha iyi gruplarda, hani bu gruptan daha iyi gruplarda mücadele eden ve birincilik yapan bir safkan. Üstündeki apprentice'i de safkanla bütünleşen, tanıyan birisi. Zaten sürekli biniyor. Bana göre yine birinciliğin en güçlü adayı. Eğer bugün yine tek adayınız bu ayaktan yana kullanacaksanız bana göre 1 nolu Peggy Bundy çok çok ideal bir safkan. Rakip arayanlara da 3 nolu Angel Share, bir Present Perfect temsilcisi bu Görkem Özçelik'le start alacak olan bu safkan da yine bu aralar iyi form yakalamaya başladı. Hazırlık olarak da aynı şekilde. Bir de 2 nolu Ferros Gör, El Carador temsilcisi Muhammed Bir Bilgin gibi iyi bir apprentice ile start alacak olan bu safkan da bence son iki yarıştaki güzel dördüncülüğü, hatta bu 7 gün önce koşmuş olduğu dördüncülüğü bence bu sefer nefes yönden daha da iyi duruma girip yine iddialı bir yarış koşmasını bekliyorum. Ama her şeye rağmen 1 nolu safkan bende en az 1-2 adım da olsa ön planda, daha sonra da 3 ve 2'yi de yanına ilave edebilir arkadaşlar. Günün dördüncü ayağında Kartepe koşusu koşuyor. A3-4 yaşlı Arapların 1700 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta nihayetinde belalısını son anda da olsa geçen bir 6 nolu Pıtır çok güzel bir form yakaladı.
Bu Güntay temsilcisi Halis Karataş'la start alacak olup gördüğünüz gibi son 6 yarışında 3 ikinci, 3 birincilik. Ama son 2 yarıştaki birinciliği çok değerli. Son yarıştaki birinciliği bana göre baya baya iyi değerli. Çünkü baya iyi bir safkını geride bıraktı en sonunda. Bugün Pıtır'ın formunu diyecek bir şey yok. Zaten bir 19 gün ara vermiş olması da bence çok çok ideal olur. Eğer bu ara bir 7-8 gün olmuş olsaydı inanın ben bugün Pıtır'ı hiç yanına bile Pıtır'ı düşünmezdim bile. Çünkü bazı safkanlar gerçekten dinlenmeyi hak ediyor. Biraz ara vermeyi hak ediyor. Çünkü bayağı mücadeleden çıkıyorlar. Kolay değil yani. O yüzden bir arası muhakkak olması lazım. Normalde bir 20-25 gün en azından ama olsun bu Pıtır yine bir, en azından bir hazırlık dönemi geçirdi. Halis Karataş da bence kazanır yine. Yine banko adayım. Benim bugünkü bankom Altınlı Pıtır olacak. Benim kalem bugün bu. Geldik günün 5. ayına. Bir şartlı 4 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik kum yarışında burada 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığımız zaman bu grubun en kalite ismi son 4.'ünden sonra yani daha da güven tazeleyen bir nolu esti geçti. Bugün kendine uygun rakiplerle bana göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur bu 6 ağa temsilcisini Doğukan Sav ile. Eğer bu ayaktan yana banko adayınız varsa bana göre bir nolu esti geçti. Her şekilde bu rakiplerden en az 2-3 adım da olsa ön planda. Ama bu yarışta sürpriz olabilir derseniz sonuçta bir dişilere ait bir yarış. Sürpriz arayışlara muhakkak gireceksiniz tabii ki. Öncelikle kimleri yazabiliriz? 8-10 Zeynepçik. Bu kurtel temsilcisi Onur Gökçeli start alacak olan bu safkanda bana göre bu aralar güzel bir performansı var. Zaten son 6 yarışta tabelada hiç düşmemiş. Hatta bir tane birinci de araya sıkıştırmış bir isim. Bugün bence çok ideal, güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. Bir nolu esti geç diye bakarsanız eser geçer 8-10 Zeynepçik. Daha sonra Altınoğlu Uçan Abla, Uçan Bey temsilcisi Ali Can İnci ile start alan safkan nihayetinde 50 gün önce bir yarış koştu. Bir nefes yönden biraz daha iyi duruma geldi. Zaten aralıksız çalışmalarını sürdüren bu isim bence bugün yine sürpriz hanesinde yazılması gereken isimler arasında olacak. Altınoğlu Uçan Abla ve son olarak da son üçüncülüğü beğendiğim bugün eğer önlerde kendini unutturabilirse 10 nolu Lolan Güzeli de Durmuş Mahatayalı'da günün tatlı sürprizini hatta tatlı değil biraz acı sürpriz olur gibime geliyor. Gerçekleştirebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ama her şeye rağmen bir nolu esti geçti. Grubu bence birkaç adım da olsa ön planda yani eğer küçük bir risk sevenler için çok ideal bir banko adayım. Ama rakip arayanlara da 8-6-10 olarak yazmalarını öneriyorum. Günün son ayağına geldiğimizde şartlı 3 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında burada baktığımız zaman 13 safkan var. 4 ve 5 nolu safkanların da ekürü olduğu bu yarışta ben ekürlerden 5 nolu Celal'ım. Bu Kaneko temsilcisini Gökhan Kocakaya'yla son güzel 3. yönünden sonra güzel hazırlıklarıyla benim ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 6 nolu Huchlini. Bir Amerikalı temsilcisi Onur Öztürk'le start alacak olan bu safkanın yine aynı şekilde ilk yarışını kazanan arkasından bir 9. elde etti ama bu yıl koşmuş olduğu tek yarışta da bir 4.'lük elde etmesi. Bu sefer nefes yönden yine aynı şekilde daha da iyi duruma gelen bu safkanı ben 5 nolu Celal'ın ilk rakibi olarak yazmanızı öneriyorum. Daha sonra 8 nolu My Apple of Eye. Bir Nativan temsilcisi Caner Tepe ile start alacak olan bu safkan yine son 5.li bana göre nefes yönden daha iyi duruma getirdi. Bugün yine yazmamız gereken isimler arasında olacak 8 nolu My Apple of Eye'ı. Daha sonra son olarak da 1 nolu Angel of Honor. Bir Mehmas, bir İrlanda menşeli bir safkan, Mustafa Çiçek'le start alacak olan safkan bana göre son güzel ikinciliğinden sonra kalitesini yavaş yavaş ortaya koyan bir isim. Kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isim ve kuponlara yazacağız arkadaşlar. 5-6-8-1 öncelikli olarak bu 4 safkanı hiç ayrımsız kuponlara yazalım. Eğer bir hatta yazma imkanınız varsa Murat Gündüzeli ile start alacak olan 2 nolu Pas de Paris'i de bence bu sefer çok farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. Ve kuponlara yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Zaten burada bakın gizli ekürüm bunlar Ahmet Kurt, Kemal Kurt, antrenörler aynı. Bunlar da Ali Cengiz oyunu yapacak. Bir sadece formalar aynı model ama renk değişikliği var. Artık yapacak bir şey yok. Son ayak 5-6-8-1 önce 2 nolu safkanda diğer... Dur safkan arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.